Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün dünyanın şekli ve sonuçlarını inceleyeceğiz coğrafya dersinde. Neler var bunun içerisinde? Dünyanın güneş sistemi içerisindeki yerine bakacağız. Dünyanın geoid şekli ve bu geoid şeklinin sonuçlarına bakacağız. Ayrıca dünyanın küresel şeklinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Ama öncesinde size Ekim ayı programını vereyim. Programlamada zorluk çeken arkadaşlar buradaki programa riayet etmeye özen gösterin. 6 Ekim dünyanın şekli ve sonuçları saat 18'de sevgili dostlar sizle beraberiz. Burada size bir de ödev vereceğim. Ödevimiz nedir? Ödevimiz Dinamo'da 5. testi çözüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar 20 ile 24 arasındaki kısmı inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Her şey gayet güzel, detaylı bir şekilde anlatılmış burada. Sizin için harika bir kitap hazırladık. Eğer burada herhangi bir sıkıntı yaşarsanız kitabınızın hemen sağ üst köşesinde TAS kısmına e, bakıyorsunuz ve oradan cevapları alıyorsunuz. Aynı şekilde gene 0'dan 9'a coğrafyada sayfa 20 24'te ve gene sıkıntı yaşadığınızda ne yapıyorsunuz? TAS kısmına bakıyorsunuz ve cevapları oradan alıyorsunuz. Başlıyoruz arkadaşlar. Dünyanın güneş sistemindeki yeri uzay, içerisindeki sayısız gök cisiminin yer aldığı uçsuz bucaksız bir boşluktur. Bu boşluğun içinde binlerce galaksi, gökada, yani binlerce yıldızdan oluşan yıldız kümesi diyoruz bunları arkadaşlar. Ve dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemi de samanyolu galaksisi içinde yer alıyor. Burada neyi görüyoruz? Burada dünyanın üçüncü güneşten hemen sonraki üçüncü gezegen olduğunu görüyoruz. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü görüyoruz. Dünyanın dışında kalanlara dış gezegenler, dünya ile güneş arasında kalanlara ise iç gezegenler ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim dünyanın geoid şekline. Geoid ne demektir? Geoid kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan şekle denir. Burada kırmızıyla taranmış kısmı görüyorsunuz. Bu tam bir yuvarlak arkadaşlar. Oysa dünyayı bu tam bu yuvarların içerisine koyduğumuz zaman Ekvator'da taşmalar oluyor. Kutup kısımlarında ise boşluklar oluyor. Bunun sebebi nedir? Kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin olmasıdır. İşte biz buna geoid diyoruz. Unutmayın, her geoid yuvarlaktır. Ancak her yuvarlak geoid değildir. Bu dünyanın kendine özgü olan şeklidir değerli arkadaşlar. Peki geoid şekli ve bunun etkileri nelerdir? Şekilde gördüğünüz gibi kutupların çevresiyle yani şuradaki kısımla ekvator çevresi arasında bir fark var. Kutuplar çevresi 40.009 kilometre iken ekvatorun çevresi 40.076 kilometredir. Yani ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha geniş. Ve aynı zamanda ekvatorun yarı çapı kutuplar yarı çapından daha uzundur. Bu basıklığın sebebidir. Bu neye etki eder sevgili arkadaşlar? Bu yer çekimine etki eder. Ne demek? Yani burası dünyanın çekim merkezi olan çekirdek ve bu çekirdeğe yakın olan kısımsa kutuptur. Yani kutuptaki bir insan ekvatordaki bir insana göre yer çekiminden daha fazla etkilenir. Dünyanın yuvarlak olmasının sonuçlarına geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar Dünyanın bir yarısı aydınlık, diğer yarısı karanlıktır. Yani şu küreye baktığınız zaman kürenin tam yarısı aydınlık, diğer yarısı ise karanlıktır. Aydınlanma çizgisi çember şeklini alıyor. Aydınlanma çizgisi dediğimiz şey nedir? Karanlıkla aydınlığın birleştiği şu kısımdır sevgili arkadaşlar. Bu bir çember şeklinde. Neden? Çünkü dünya yuvarlak. Eğer dünya küp şeklinde olsaydı bu da başka bir şekil alacaktı değerli dostlar. Dünyanın küresel şeklinin diğer sonuçlarına baktığımızda güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru gittikçe azalıyor. Yani ekvator üzerindeki açıya baktığınızda çok daha yüksek açıyla gelirken kutuplara doğru gittiğinizde bu açının giderek küçüldüğünü görüyorsunuz. Tabii bu açının giderek küçülmesinin de birçok sebebi sonucu ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Bir kere sıcaklık ekvator'dan kutuplara doğru azalıyor. Peki neden sıcaklık kutuplara doğru azalıyor? Yani güneş ışınlarının eğik gelmesi sıcaklığı niye etkiliyor? Diye bir soru geçiyor olabilir kafanızda. Bunun nedeni şudur. Bakın bunların hepsi bir birim güneş ışını olsun. Bir birim güneş ışını. Bir birim güneş ışınının ekvatora yakın alanlarda ışıttığı ve ısıttığı alana bakın Kutuplara yakın alanlarda ışıttığı ve ısıttığı alana bakın. Kutuplarda çok daha geniş olduğunu göreceksiniz. Aynı miktar ışığın daha fazla alanı ısıtmak zorunda kaldığı için kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık da azalıyor. Peki kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması nelere etki edebilir? Tabi burada birçok faktör var sevgili arkadaşlar. Unutmayın eğer ekvatordan kutuplara doğru gittiğinizde... Bir şeyler değişiyorsa bunun ana sebebi dünyanın yuvarlak olmasıdır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Eğer dünyamız yuvarlak değil de düz olsaydı şöyle olsaydı. O zaman güneş ışınlarının geliş açısı her tarafa aynı açıyla olacaktı. Dolayısıyla buradaki x noktasıyla şuradaki y noktasında güneş ışınlarının geliş açısı bakımından herhangi bir fark olmayacaktı. Yani sıcaklıklar değişmeyecekti. Isınan yüzeyler aynı oranda olacaktı. Fakat öyle değil. Çünkü dünyamız yuvarlak. İşte bu kavis nedeniyle sıcaklıklar azalıyor. Baktığınızda sevgili dostlar, ekvatordaki herhangi bir dağı düşünün ve ekvatordan biraz daha yukarıda Uzakta başka bir dağ düşünün ve bunların yükseltisi aynı olsun. Bir tane de şu kutuba yakın alana çizelim. Şimdi burada dağların Yüksek kesimlerinde kar olabilmesi için Ekvator'da aşağı yukarı 4000 metre yukarı çıkmanız gerekiyor. Fakat orta enlemlerde o kadar yükselmenize gerek yok. Kar bulabilmeniz için, kalıcı kar bulabilmeniz için ki kalıcı kar nedir arkadaşlar? Yaz ve kış yani bütün mevsim orada kalan kardır. Bunun için çok yükselmenize gerek kalmaz. 2500 metre civarında kar bulabilirsiniz. Kutuba iyice yaklaştığınızda sevgili arkadaşlar bu sefer kalıcı kar miktarı artacağı için alt sınır ne olacaktır? İyice azalacaktır. 500 metre civarında bulabilirsiniz. Ve kutupta 0 metrede kar bulabilirsiniz. Ne oldu? Kutuplara gidildikçe kalıcı kar alt sınırı bakın 4000'den 2500'e oradan 500'e oradan 0'a yani gittikçe deniz seviyesine yaklaşmış oldu. Tabii bunun dışında başka neler oluyor? Bunun dışında tarım üst sınırı. Mesela siz ekvatorda bir ülkede yaşıyorsanız çok yükseklerde tarım yapabilirsiniz. Ama orta kuşakta çok yükseklerde tarım yapmak çok zordur. Hatta imkansız oluyor. Daha yüksek enlemlerde ise tarım yapabilmek yüksek kesimlerde imkansız oluyor sevgili arkadaşlar. Benzer şekilde ekvatordan kutuplara gidildikçe arkadaşlar orman üst sınırı da ne olur? alçalır. Yani Ekvator'da siz 4000 metreye yakın yerde ormanları görebilirken orta kuşakta 2000-2500 metre arası orman görürsünüz. Daha yukarılarda ormanlar iyice deniz seviyesine yaklaşır. Aynı şekilde yerleşme üst sınırı da kutuplara doğru gidildikçe ne olacaktır? Alçalacaktır. O zaman onları şöyle küçük notlar halinde yazalım buraya. Ne dedik? Kalıcı kar alt sınırı orman üst sınırı yerleşme alt sınırı üst sınırı ve tarım üst sınırı bunlar Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe ne olur arkadaşlar? Değişir. Yine benzer şekilde denizlerdeki tuzluluk oranı da Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe ne olur? azalır. Örneğin şu an taramış olduğum deniz Kızıl Deniz ve şimdi taradığım yer Akdeniz, şimdi ise taradığım yer Karadeniz ve daha yukarıda Baltık Denizi var. Kızıl Deniz, Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi. Bu denizlerden hangisi daha tuzludur? Kızıl Deniz. Neden? Çünkü Ekvatora daha yakın. Ekvatora yakın olan bir yerde Ekvator'a yakın olan bir yerde neden tuzluluk daha fazladır? Çünkü sevgili arkadaşlar, buharlaşma sonucu geride kalan tuz miktarı daha fazla oluyor. Bir diğer sonucuna baktığımızda sıcaklık kuşakları oluşur. Sıcaklık kuşakları ne demek? Ekvator ve çevresinde sevgili arkadaşlar yıl boyunca sıcaklıklar yüksektir. O yüzden biz buraya ne diyoruz? Sıcak kuşak diyoruz. Kutuplar çevresinde ise sıcaklıklar yıl boyu soğuktur. O yüzden buraya ne diyoruz? Soğuk kuşak diyoruz. Fakat arada kalan kısım ki orta kuşak diyoruz. Burada sevgili arkadaşlar sıcaklıklar yıl boyunca değişkenlik gösterir. Yani dört mevsim bu kuşakta belirgin yaşanır. Dört mevsim belirgin. Diğer kuşaklarda dört mevsim belirgin midir? değildir arkadaşlar. Ekvator ve çevresine ister Haziran'da gidin, ister Ocak'ta gidin, sıcaklıkların değişmediğini göreceksiniz. Kutup'lar ve çevresi de aynı şekilde. Ne zaman giderseniz gidin soğuktur. Fakat ılıman kuşak öyle değildir. Ocak ve Temmuz sıcaklıkları birbirinden oldukça farklıdır sevgili arkadaşlar. Dünyanın küresel şeklinin diğer sonuçlarına baktığımızda sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru azaldığını bunun sonucunda tropikal kuşak, orta kuşak ve kutup kuşağının oluştuğunu gördük. Bir diğer sonucu ise bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması. Ekvator ve çevresinde geniş yapraklı ağaçları görürken orta kuşakta karışık yapraklı ağaçları da görürüz. 60 derece enlemlerine yaklaştığımızda yani kutuplara doğru gittiğimizde ise iğne yapraklı ağaçları görürüz ve daha sonra orman örtüsü ortadan kalkar ve buzullar olur. Yani bitki örtüsünün kuşaklar oluşturmasının temel nedeni nedir? Arkadaşlar dünyanın küresel şeklidir. Ve aynı zamanda gölge boyları da değişir. Ekvator üzerinde veya ekvatora yakın alanlarda cisimlerin gölge boyunun daha kısa olduğunu görürüz. Fakat kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyunun uzadığını görürüz. Neden? E çünkü güneş ışınlarının geliş açısı gittikçe düşüyor ve açı düştükçe dikkat ederseniz cismin gölge boyu da ne olur değişir. Yani şöyle düşünebilirsiniz şu an Antalya'da olan bir arkadaşınızın gölgesinin boyu ile sinop'ta olan bir arkadaşınızın gölgesinin boyu aynı değil. Hangisi daha uzun gölge boyuna sahiptir sinop'taki. Neden? Çünkü güneş ışınlarını daha düşük açıyla alır. Dünyanın küresel şeklinin bir diğer sonucu paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru kısalır. Paraleller arkadaşlar dünyayı enine kesen çizgilerdir. Yani şuradan gördüğünüz gibi enine giden çizgiler. Şimdi bunların boylarına baktığımızda en geniş paralel hangisidir? En geniş paralel ekvatordur ve biz onu sıfırla gösteririz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildiğinde ise boylarının kısaldığını ve en sonda nokta şeklini aldığını görüyoruz ki biz buna kutup noktası diyoruz sevgili arkadaşlar. Boyları neden kısalıyor? E çünkü dünya yuvarlak. Peki silindir şeklinde olsaydı dünya o zaman paralellerin boyları kısalır mıydı? Hayır, hepsi eşit olurdu sevgili arkadaşlar. Bir diğer sonuç meridyenler arası mesafe kutuplara doğru daralır. Meridyenler paralelleri dik kesen çizgilerdir. Şuraya bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi burada İki meridyen arasındaki mesafeye bakın fakat buralardaki mesafeye bakın. Kutuplara gidildikçe mesafenin daraldığını göreceksiniz. Bu daralmanın temelde nedir? Dünyanın küresel şekli sevgili arkadaşlar. Bir diğer sonucu ise dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızının ekvatordan kutuplara doğru azalması. Yani dünya nerede daha hızlı dönüyor sevgili arkadaşlar? Ekvatorda daha hızlı dönüyor. Peki ekvatorda daha hızlı dönünce ne oluyor? Bunun bize yansıması nedir? Sevgili dostlar bunun bize yansıması tan ve grup süreleridir. Ne demek tan ve grup süreleri? Güneşin doğuş anına tan, batma anına ise grup diyoruz sevgili arkadaşlar. Grup Arapçadan gelen bir kelimedir. Batış anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ekvator üzerindeyseniz eğer örneğin Brezilya'da, Endonezya'da, Malezya'da iseniz buralar ekvator üzerindeki ülkeler sevgili dostlar. Burada çok daha hızlı döndüğü için dünya güneşin yükselmesi veya batması çok hızlı olur sevgili arkadaşlar. Yani tan ve grup süreleri kısa olur. Fakat kutuplara yakın bir yerdeyseniz, kutuplara yakın bir yerdeyseniz o zaman Dünyanın dönüş hızı orada yavaş olduğu için grup ve tan süreleri de uzamaktadır. Bu grup ve tan sürelerini sorularda alaca karanlık olarak da görebilirsiniz. Alaca karanlık ne demek? Ala kırmızı kırmızıya çalan bir karanlık. Yani şu resimde gördüğünüz manzara. Dünyanın küresel şeklinin bir diğer sonucu ise harita çizimlerinde hatalar meydana gelir. Yani aslında bütün haritalarımız bizim bozuktur sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü dünya yuvarlak oysa haritalar düz zemindedir. Yuvarlak bir şeyi düz bir zemine aktarırken bozulmalar meydana geliyor. Bu da dünyanın küresel sonuçlarından bir diğeri sevgili arkadaşlar. Ve gene sürekli termik basınç kuşakları oluşur. Termik basınç ne demek sevgili arkadaşlar? Önce basınç kelimesini size açayım. Basınç kelimesi aslında havanın ağırlığı demektir. Hava eğer zemine ağırlık yaparsa burada yüksek basınç oluşur. Fakat eğer hava yükselir ve zemine yaptığı basınç azalırsa burada alçak basınç meydana gelir. Eğer bu yükselme veya alçalmanın sebebi sıcaklık ise o zaman termik basınç diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım şekle. Ekvator Sürekli sıcak bir yer değil miydi? Evet, Ekvator sürekli sıcak bir yer. Dolayısıyla Ekvator'da ısınan hava ne olur? Yükselir. Isınan hava yükseldiği için burada ne meydana gelecektir arkadaşlar? Alçak basınç. Bu alçak basıncın oluşmasının sebebi sıcaklık mı? Evet, sıcaklık. O zaman biz buna termik alçak basınç diyoruz. Kutuplara baktığımızda, kutuplar sürekli soğuk değil miydi? Evet, soğuk. O zaman soğuyan hava ne yapar? aşağı doğru çöker, ağırlaşır soğuyan hava. Aşağı doğru çökünce zemine yaptığı baskı artacaktır ve burada yüksek basınç oluşacaktır. Bu havanın alçalmasının temel sebebi nedir arkadaşlar? Sıcaklık. O yüzden burada da termik yüksek basınç oluşur. Yani Ekvator'da ve kutuplarda oluşan basınçların sebebi dünyanın şeklidir sevgili arkadaşlar. Bir diğer sonucuna baktığımızda kutup yıldızı sadece kuzey yarım küreden gözükür. Ve kutup yıldızının görülme açısı o yerin enlem derecesini verir. Ne demek istiyoruz? Kutup yıldızı, şurada kutup yıldızı olduğunu varsayalım arkadaşlar. Kutup yıldızını gördük. Kaç derecelik açıyla gördük kutup yıldızını? 45 derecelik açıyla gördüğümüzü varsayalım. O zaman kaçıncı enlemdeyizdir? 45. enlemdeyizdir. Peki 90 derecelik açıyla görürsek kutup yıldızını o zaman neredeyiz? 90. enlemde yani kutup noktasındayız. Peki güney yarım kürede kutup yıldızını görme şansımız var mı? Yani ekvatorun altında kutup yıldızı gözükebilir mi? Hayır gözükemez sevgili arkadaşlar. Ve sırada ödüllü sorumuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.